Advantage Avukatlık Ofisi'nin deneyimli avukatlarından olan Gary Thompson'la iş yerinde yaşanan kaza olayları öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenleri konuştuk. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? I'm Gary Thomas. Ben Gary Thomas. Advantage Avukatlık Ofisi'nin avukatlarındanım. Firm in Edmonton. Bu hafta hangi konuda konuşacağız? It's a good question. Bugün iş kazaları hakkında konuşacağız. Bu çok önemli bir alan. Çünkü birçok insan çalışıyor ve bazılarının da başına iş kazaları geliyor. İşverenlerin görevleri nelerdir? İşverenin yerine getirmesi gereken bir takım yasal zorunlulukları vardır. Çalışanlarının sağlık ve güvenlik hususunda çok dikkatli olmalıdır. Onlara güvenli bir iş yeri, güvenli çalışma koşulları ve ekipman sağlamalıdır. İşveren çalışanlarının güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu gerçekten büyük bir sorumluluktur. Aynı zamanda public liability insurance olmalı ve bunun bir kopyasını iş yerinde kolaylıkla görülebilecek bir duvara asmalıdır. Hastalık parası ödemek ve kaza dolayısıyla ihtiyacınız olan gerekli izni vermek zorundadır. If you're off work because of an accident. İş yerinde sıklıkla ne tarz kazalar yaşanıyor? Probably the most common types are things like slips. İş yerinde yaşanan muhtemel kazaların başında kaygan zeminlerden kaynaklı düşme veya merdivenden düşme olayları geliyor. Ağır kaldırırken meydana gelen yaralanmalar genellikle boyun ve belde sağlık sorunlarına yol açabilir. İş yerinde üstümüze düşen bir nesne yüzünden yaralanmak da iş kazaları arasında sayılıyor. Araba, kamyon veya forklift gibi araçlar kullanılan işlerde çarpışma kazaları yaşanabilir. Bu araçları kullanan çalışanların güvenliğini sağlamak yine işverenin sorumluluğundadır. Any spillages, anything slippery, it's all got to be safe. İş kazalarıyla ilgili bilmemiz gereken başka şeyler var mı? Başımıza bir iş kazası geldiğinde yaşanan bu kazanın kaza kitabına kaydedildiğinden emin olmalıyız. Kontratımızı ve hasta ve kaza parası ile ilgili bilgileri kontrol etmeliyiz. Yaşanan bir kaza davası ile ilgili bir örnek verebilir misiniz? An accident at work case. İş kazası yaşanmıştı. Gerçek bir dosya olduğu için ayrıntıları anlatmayacağım. Müvekkilimin elleri çarpışmadan dolayı ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Çalışma koşulları çok kötüydü ama işveren inkar ediyor ve müvekkilimi suçluyordu. Bütün sorunların üstesinden geldik ve müvekkilimiz 200 bin pound tazminat aldı. Sonuç olarak o da biz de çok mutlu olduk. But we overcome those difficulties and we managed to get him compensation of £200,000. Yeah, also Advantage Solicitors. Biz Advantage Avukatlık Bürosu olarak iş kazalarının yanı sıra aile davaları, ev alım satımı, yardım konuları gibi birçok konuda hizmet veriyoruz. Biz buradayız ve size hizmet için bekliyoruz. Legal eventualities that people come across in everyday life.